Son seans devam ediyor değerli izleyiciler. Yayınımıza Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Şerife Özkan Nesimoğlu eşlik edecek şimdi. Sayın Nesimoğlu, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, hoş bulduk. Evet, şimdi Avrupa Birliği Rusya'dan enerji ithalatını yasaklamaya çalışıyor. Şimdi önce bu konuyla başlayalım. Bu durum sizce ne kadar gerçekçi? Bugün de Rus petrolüne ilişkin ambargo planında bir değişiklik olduğu haberlerini takip ettik. Artan enerji fiyatları enflasyonist baskıyı da tetikliyor. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin enerji fiyatlarına etkisi ne kadar daha devam edecek? Şöyle bir tablo var genel anlamda. Tabii hepimiz yaz dönemi ikinci çeyreğin fiyatlarına bakıyoruz. Yani alanla ilgilenen herkes. Sonuçta yaz dönemi fiyatlarında çok iç açıcı bir tablo yok. Yani hem petrolde hem doğal gazda artışın devam edeceğine dair öngörüler ağırlık kazanıyor. Ki bu aslında bir taraftan baktığımız zaman özellikle doğal gaz ve elektrik üretimi arasındaki ilişkiyi Türkiye gibi ülkelerde düşündüğünüz zaman elektrik fiyatlarındaki artış demek. Bu da enflasyonist etkinin zaten her alanda devam edeceği demek anlamına geliyor bu ölçekte baktığımızda. Genel anlamda düşündüğümüzde aslında şu an biraz böyle daha Avrupa Birliği içinde hipokratik bir yapı var gibi görünüyor. Yani zaten net olarak Doğu Avrupa'da bazı ülkeler Macaristan başta olmak üzere Rusya'ya uygulanacak olan enerji ambargosundan işte 2 senelik istisnalar aldılar. İşte onlar Macaristan mesela hayır 5 sene olması lazım diyor vesaire. Ama diğer taraftan baktığınız zaman Avrupa Birliği kendi içerisinde özel şirketlere Euro üzerinden ticareti daha sonra rubleye çevirmek üzere yapma izni verdi. Yani Avrupa Birliği'nin aslında bir taraftan genel söylemleriyle ya da genel tutumuyla Rusya'ya 6. yaptırım paketi çerçevesinde uygulanması planlanan enerji ambargosu noktasında oldukça temkinli hatta belli bir ölçekte de çekingen adımlar attığını görüyoruz. Bu da zaten net bir şekilde bize şunu gösteriyor. Avrupa Birliği ülkelerinin ya da Avrupa Birliği'nin genel anlamda Rusya'ya olan enerji bağımlılığı öyle yaptırım uygulamaları vesairelerle zaten ortadan kalkabilecek bir şey değil. Yani Avrupa'daki durum, tedarik yapısı şu an için buna hazır değil. Nitekim hatırlayacak olursanız OPEC'in çok açıkça ifade ettiği bir şey var. O da şu, biz dediler Avrupa Birliği'nin petrol ihtiyacını karşılayamayız. Bunun üzerine Amerika devreye girdi. Dedi ki biz evet, bunu karşılayabilmek için stoklarımızı devreye sokacağız. İşte OPEC içerisinden başka ülkeler de benzer bir taahhüt verdi ama bu ne demek? Üretim yeterli değil. Olmayacak da zaten. Ek kapasite nereden karşılanacak? Zorunlu stoklardan karşılanacak. Bu sürdürülebilir bir durum mu? Hayır, sürdürülebilir bir durum değil. Ama Avrupa Birliği enerji kozunu oynamadığı sürece işte Rusya'ya karşı olan tutumunda her zaman için çok büyük bir açık kapı kalmış olacak mı? Evet, olacak. Dolayısıyla bu noktada baktığımız zaman Avrupa Birliği şu an için hem kendi durumunu aşırı riske etmeyecek. Yani risk seviyesini kendisi için yönetilebilir noktada tutacağı ama diğer taraftan da Rusya'ya olan tepkisini devam ettireceği ya da Rusya'yı ekonomik olarak zayıflatma yolundaki stratejisini devam ettirerek Ukrayna krizinde bir sonuca ulaşma ya da Ukrayna devletinin arkasındaki desteğini gösterme noktasında bir tavır sergiliyor. Şimdi Alman enerji şirketi Uniper de rubleyle ödeme yapmayı kabul etti. Putin'in Avrupa'yı enerji yoluyla bölme planına ilişkin neler söylenebilir? Aslında Uniper'in yaptığı şey Avrupa Birliği'nin açtığı kapıdan geçmek oldu. O kapıyı Avrupa Birliği'nin kendisi açtı. Dediler ki özel şirketlere Avrupa içerisindeki alımı Euro üzerinden yapacaksınız. İşte Gazprom Bankası var İsviçre'de. Para oraya yatacak. Daha sonra işte Rusya'da rubleye çevrilecek. Bu bir tür hülle metodu aslında. Yani kendi parasını korumuş oluyor Avrupa Birliği. İşte bir taraftan Rusya'nın rubleyle satacağım ya da Bitcoin de biliyorsunuz masada. Böyle bir opsiyon da var Putin'in baktığınız zaman. Ki dost ülkeler diye de böyle tırnak içi bir söylem var. Yani dost ülkelere Bitcoin'le de satabiliriz şeklinde. Hem de Rusya'nın dediğini yapmamış olacak Avrupa Birliği. Dediğim gibi yani riski yönetilebilir bir noktada tutmaya çalışıyorlar kendi enerji güvenlikleri ölçeğinde.
Peki Rusya'dan Çin'e yapılan doğalgaz ihracatındaki artışın %60 olduğu haberini takip ettik. Rusya yaptırımları Çin üzerinden aşabilir mi? Bu konuyla ilgili yorumunuz ne yönde olacak? Ya aslında çok basit bir mekanizma işliyor. Yani Avrupa Birliği bugüne kadar Rus doğalgazı için öncelikli olarak baktığınızda hep güvenilir tedarikçiydi. Rus petrolü Avrupa Birliği pazarında çok önemliydi. İki taraflı bir güven ilişkisi vardı. Yani güvenilir tedarikçi ve güvenilir pazar ilişkisi. İhtiyaçlar da zaten bu yöndeydi. Avrupa Birliği Rusya'ya enerji karşılığında ödediği parayı diğer ticari kalemlerle telafi ediyordu. Halen cari açık vermesine rağmen Rusya'ya karşı. En azından o açığın bir kısmını diğer ticaret kanallarıyla, ürünlerle telafi etme fırsatı buluyordu. Şimdi ne oldu? Bu güvenilir ilişki zedelenmiş oldu. Rusya da ne yaptı? Şubat ayından itibaren yoğun bir şekilde Çin'le ilişkilerini geliştirir. Çünkü alternatif güvenilir, güvenilirden kastım şu, yani tedariğini sürekli gerçekleştirecek, sürekli enerji alımını yapacak. Yani Rusya'nın elinde olan ürüne sürekli talebi olacak ki evet Çin bu anlamda çok makul bir müşteri zaten. Diğer taraftan da ödenebilir, yani Rusya için kar getiren fiyatlarla bunu yapabilecek. Şimdi her ülkenin, bütün enerji ihracat ülkelerin sattıkları enerji kalemlerinin birim başına kendi bütçelerinde minimum bir fiyatı var aslında. Yani olması gereken bir fiyat var bütçe dengesinin korunması için. Bunun üzerindeki her birim, her meblağ zaten kar getiren bir şey oluyor. Bu anlamda Rusya biraz hatta Çin için bir fiyat düzenlemesi de yapmayı tercih etti. Yani daha Avrupa pazarına sattığı fiyatlardan daha uygun bir fiyata, şu an tam olarak miktarı hatırlamıyorum ama daha uygun bir fiyata satışın gerçekleştiği ifade edildi. Ama sadece Çin değil aslında. Pakistan, Hindistan gibi baktığınız zaman Asya'daki diğer büyük potansiyel tüketicilere de yönleniyor Rusya şu an. Ki zaten genel anlamda Rus enerji ticaretinin uluslararası stratejisi budur. Yani mümkün olan bütün pazarlara girebilmek ve uluslararası anlamda rekabet edebilmek. Bu açıdan düşünüldüğünde Rusya bekleneni yapıyor aslında. Nasıl işte Amerika ben işte Rusya'nın yerini doldurabilirim doğalgazda, yeter ki siz işte LNG kapasitenizi arttırın diyorsa, ya da işte baktığınız zaman Amerika ile birlikte Avrupa alternatif tedarikçi ülkelere yöneliyorsa, daha fazla ya da alım yapmaya odaklanıyorsa, bu anlamda Rusya'da kendi ekonomik sürdürülebilirliği açısından akıllıca bir strateji izliyor. Yani burada sadece şunu görmemek lazım. Ya işte zaten Rusya ile Çin'e karşı bir Avrupa Birliği bloğu var ya da Batı bloğu var. Rusya ile Çin arasında da bir işbirliği vardı. İşte sonuç itibariyle bunun devam ettirilebilmesi için ya da güçlendirilebilmesi için Rusya böyle bir adım atıyor. Evet, bu yan etkilerden bir tanesi ya da yan kazanımlardan bir tanesi. Ama son kertede bu kriz olmasaydı da bile belki işte Şubat ayında yapılması planlanan yeni bir doğalgaz boru hattı Rusya ile Çin arasında er geç inşa edilecekti. Çünkü Çin zaten açık ara dünyadaki en büyük enerji tüketicilerinden bir tanesi. Toplamsal olarak baktığımızda bütün birincil enerji kaynaklarında öncelikli olarak sürekli tedariğe ihtiyacı olan bir ülke. Rusya'da bulunduğu bölgede boru hattıyla en kolay Çin'in ticaret tedarik gerçekleştirebileceği ülkelerden bir tanesi. Ha ne oldu? Bu süreçler bu işbirliğini enerji alanında çok daha hızlandırdı ve kapasiteyi çok daha fazla arttırmış oldu. Peki yılın geri kalanında enerjiye ilişkin krizler nasıl devam eder? Bunun Türkiye'ye yansıması nasıl olur? Tabii vatandaşlar ve sanayicilerin alabileceği önlemler var mı? Öykü Hanım, o kriz ifadesi o kadar böyle yerinde bir ifade ki gerçekten. Yani hani 73 petrol krizi bizim için hep dönüm noktasıdır. Yani ilk değildir, böyle odun kriziyle falan başlatırız bu enerji krizleri meselesini konuşurken ama kriz gerçekten şu an bir enerji krizi yaşıyoruz aslında. Yani yaşadığımız krizin temel nedeni de hem arz ve talebin bir ölçekte birbirini karşılamıyor olması aslında. Diğer taraftan da fiyatlardaki artış nedeniyle özellikle tedarik tarafında, yani tüketici boyutunda baktığınız zaman giderek enerji fiyatlarının ödenebilirlikten çıkıyor olması.
Şimdi bu sadece Türkiye'de böyle değil. Baktığımız zaman Almanya'da devlet olarak kendi vatandaşlarına çağrı yaptı. Dedi ki enerji tasarrufuna gitmemiz lazım. İşte İngiltere'de benzer uygulamalar var ki İngiltere'de bildiğiniz böyle kamuoyu bilinçlendirme süreci falan var. Yani işte insanlara şöyle telkinlerde bulunuluyor. İşte nasıl enerji tasarrufu yaparsınız, nasıl faturalarınızı düşürürsünüz? İşte haftada 4 gün kısa duş alın, bir gün uzun duş alın filan gibi. Yani buraya uzanan ve günlük hayatta insanların uygulaması beklenen bir takım böyle çözüm önerileri filan üretiliyor. Bu açıdan baktığınızda şimdi yaz fiyatları aşağı yukarı mesela Amerika üzerinden izleyebilirsiniz. Hani herkesin erişebileceği kaynaklarla Amerikan Enerji Bilgi Dairesi diyeyim. AEA olarak kısaltması herkes bulabilir, bakabilir. Şimdi yaz döneminde fiyatların ne şekilde olabileceğine dair bir takım beklentiler var ki Amerika baktığınız zaman hani enerji tedariği konusunda aslında ithalat yapmaksın kendine yetebilecek ülkelerden bir tanesi dünyada. Şimdi orada bile ciddi anlamda bir artış var. Artış gözlemleniyor ki Türkiye'de de sektörde kendi arkadaşlarımızla vesaire konuştuğumuzda bir kere her şeyden önce elektrik fiyatlarında bir artış olacak. Tamam. Yazın baktığınız zaman ısınmayla alakalı bir parametremiz yok belki ama yazın da soğutmayla ilgili bir parametremiz var maalesef. Bu anlamda yaz dönemi Türkiye'de enerji talebinin yükseldiği bir dönem. Geçen sene bir de kuraklık sebebiyle hidroelektrikler çalışmayınca elektrikte özellikle talebi karşılamakta çok zorlandı sistem. Şu anda da böyle bir beklenti yine var maalesef Türkiye'de. Bu da elektrik fiyatlarında artışı beraberinde getirecek noktalardan bir tanesi. O yüzden Türkiye'de sanayide bir kere verimliliğe yönelim. Çok çok daha kıymetli bir hale geldi enerji verimliliğine. Evlerde de aynen işte bu İngiltere'deki uygulamalarda olduğu gibi biz nereden nasıl tasarruf edebiliriz diye son tüketicilerin aslında bakması gerekiyor. Biraz böyle kendi tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerekiyor sanki. Zaten baktığınız zaman yakıt fiyatlarındaki artış özellikle toplu taşımaya eğilimi çok fazla artırmış durumda genel hatlarıyla. Biraz sanki yaşam alışkanlıklarımızda bazı değişikliklere gitmek gerekecek gibi görünüyor yaz döneminde özellikle. Peki yenilenebilir enerjiye ilişkin durum Türkiye ve dünyada nasıl? Küresel enerji krizine bir çare olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişte hangi zorluklar yaşanabilir? Aslında şöyle bir durum var. Burada birazcık da bir kafa karışıklığı var. Onun da altını çizelim istiyorum ben. Yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiğimiz enerji bizim elektrik enerjisi. Yani ikincil enerji aslında. Elektrik enerjisinin kullanıldığı alanlar belli başlı. Hani evet sanayi, konut vesaire gibi böyle bir dağılımımız var ama diğer taraftan baktığınız zaman petrol ve doğalgazın kullanıldığı bazı noktalarda elektriği sistemsel olarak kullanmıyoruz biz şu anda. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman elektrifikasyon artık da hani burada da kullanılan elektrik yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik edilmediği sürece genel anlamda burada çok böyle net karşılaştırmalar yapabilmek zor. Ha şu çok kıymetli bir kere Türkiye gibi özellikle birincil enerji kaynaklarında yani petrol, doğalgaz ve kömürde çok yüksek ithalat oranlarına sahip ülkelerde elektrik tedariğinin en azından işte ithal kömürden, ithal ettiğimiz doğalgazdan yapılmasının önüne geçebilmek için ya da buradaki oranı düşürebilmek için yenilenebilir enerjiden elektrik teminine yönelmek çok kıymetli bir edim haline geliyor. Daha da kıymetli bir edim haline geliyor. Şimdi Türkiye zaten mesela baktığınız zaman çok iyi bir yol kat etti aslında. Nitekim son dönemde özellikle çatı kurulumlarına, çatı güneş kurulumlarına eğilim çok artmış durumda. Yine sektörel ölçekte baktığınız zaman. Bu anlamda hani otoprodüktör olma, yani kendi elektriğini üretme noktasında Türkiye'de çok gerçekten yüksek bir eğilim düzeyi oluşmaya başladı fiyatlar nedeniyle. Son dönemde açıklanan bununla alakalı bazı teşvikler var ki bunların bir kısmı da tarımsal üretimle alakalı. Dolayısıyla tüketicilerin özellikle de büyük tüketicilerin önlerindeki bu alternatifleri masaya koyarak
iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Kendi elektriklerini tüketme, üretme noktasında en azından iyileştirme, Ar-Ge, yatırım faaliyetleri, işte fizibilite çalışmalarını yapmaları bence şu önümüzdeki 3 aylık periyotta oldukça kıymetli. Çünkü enerji fiyatlarıyla alakalı olarak evet, yani 2023'te daha iyimser bir tablo var gibi görünüyor. Ama bir taraftan da büyük bir belirsizlik söylemi var. Baktığınız zaman ki bu belirsizlik, çok özür diliyorum. Bu belirsizlik özellikle bizim gibi, tekrar altını çiziyorum, yani enerji tüketiminde ithal enerjinin payı çok fazla olan ülkeler için ciddi anlamda enerji güvenliği açısından bir risk unsuru olarak ortaya çıkıyor. O yüzden kendi riskimizi yönetebilmek adına yenilenebilir enerji tedariğine yönlenmemiz çok isabetli ki burada özellikle dediğim gibi hani işte rüzgar tarlası kurulsun, güneş tarlası kurulsunlardan bahsetmiyorum. Bireysel formlarla ki şu an görselde de gördüğümüz sistemler mesela çok büyük sistemler. Ama biz kendimiz işte bina elektriğimizi üretmeye kadar daha minimal boyutlarda düşünerek bizler de bu sürecin bir parçası olmaya çalışmalıyız diye düşünüyorum. Peki, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Şerife Özkan Nesimoğlu, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için.